Bir ilçe, belediyesi park ve bahçeleri sulamak için özel su tankerleri kullanmaktadır. Aşağıda tamamen dolu olan bir tanker ile sulama yapılmaya başlandıktan sonra tankerde kalan su miktarı ile harcanan su miktarı arasındaki ilişki gösterilmiştir. Buna göre x kaçtır? Şimdi bu tankerde tanktaki suyumuz başlangıçta harcanan su sıfırken tanker tamamen dolu. Sonra bakın burada tankta su harcandıkça tabii ki tankta kalan su miktarı azalıyor. Bu harcanıyor, bu azalıyor. Burada bakın ikisi eşitleniyor. Burada nasıl eşitlenir? Kullanılan su miktarı tankta kalan su miktarına eşitlendiği zaman. O zaman demek ki tankın yarısını burada kullanmış oluyoruz. Eğer tankta 6 litre su kaldığına göre işte bu tankın yarısı olmuş oluyor. O zaman tankın tamamı da 12 litre olmuş olur. Şimdi 2 saatte o zaman tankın yarısı bittiğine göre tankın tamamı da 4 saatte biter. Fakat bize onu sormuyor. Tankın tamamını soruyor. Cevabımız 12 litre olmalı. Aşağıda biri 5, diğeri 3 çekmeceden oluşan dolapların yükseklikleri arasında 20 santimetre fark vardır. Bu dolapların çekmeceler arasında 10'ar santimetre yükseklik farkı olduğuna göre kısa dolabın yüksekliği kaç santimetredir? Şimdi çekmeceler arasında 10'ar santimetre yükseklik varsa o zaman ben bunların yüksekliklerine x dersem bunların yüksekliklerine de o zaman x eksi 10 demeliyim. Veya buna x deseydim buna x artı 10 diyecektim. Fark etmez, ikisi de olur. Peki bundan sonra nasıl bir denklem kuracağız? Soruda kullanmadığımız hangi bilgi var? Şu 20'yi kullanmadık değil mi? 20'yi kullanmak için ne yapacağım? Bunun toplam yüksekliğini, bunun toplam yüksekliğini eşitleyeceğim. Nasıl? Buraya kadar zaten 3x çekmecelerin yükseklikleri artı 20'de fark var. Öyleyse 3x'in üzerine 20'yi eklersem bana bu büyük çekmecelerin toplam yüksekliğini verir. Peki büyük çekmecelerin toplam yüksekliği ne? 5x eksi 50. Bu denklemi çözdüğümde 3x karşıya geçti, 2x kaldı. Eksi 50 karşıya artı 50 olarak geçti. 20 ile toplamda 70 oldu. Her iki tarafı 2'ye böldük. Bu çekmecelerin yüksekliğini 35 bulduk. Bizden istediği ne? Kısa dolabın yüksekliği kaç santimetredir? Kısa dolabın yüksekliği zaten 3 tane çekmeceden oluştuğu için 3 çarpı 35'ten 105 santimetre diyeceğiz. Tabi buradaki dolaplar arasındaki şu yüksekliklerin de ihmal edildiğini düşünmemiz gerekiyor. Arın oyuncak arabalarını birbirine değecek şekilde aşağıdaki gibi dizmiştir. Arabaların boyları farkı 2 santimetre olduğuna göre kırmızı arabalardan birinin boyu kaç santimetredir? O zaman biz kırmızı arabaların birinin boyuna x santimetre diyelim. Boylar arasındaki fark 2 santimetre ise bakın yeşiller daha kısa. O zaman bunlara da x eksi 2 diyelim. Veya yeşillere x deseydiniz kırmızılara o zaman bunun 2 fazlası x artı 2 demeniz gerekirdi. Şimdi toplam kırmızıların uzunluğu bakın. Toplam yeşillerin uzunluğuna eşit. İşte bunu kullanarak da denklemi yazacağım. 5 tane kırmızının uzunluğu 5x yapar. Eşittir. 6 tane yeşilin uzunluğuna yani 6 çarpı x eksi 2'ye. Bu şekilde 6'yı dağıtırsak 6x yapacaktır. 5x'i de bunun yanına eksi 5x olarak geçirdik. Buradaki eksi 12'yi de karşıya artı 12 olarak geçirdik. Demek ki x uzunluğu 12 santimetremiş. Bize de zaten kırmızı arabayı soruyor. Biz de kırmızı arabaya x demiştik. Cevabımız 12 olmalı. Ataberk yukarıdaki kutudan çıkan dikdörtgen şeklindeki puzzle'ın parçalarını kutudaki resme göre birleştirmeye başlamış ve bir süre sonra aşağıdaki görüntü oluşmuştur. Yukarıdaki görüntüde A noktası bulunduğu kenarın orta noktasıdır. Ataberk'in puzzle'ın parçalarını birleştirerek oluşturduğu bölgenin çevresi henüz parça koymadığı boş bölgenin çevresinden kök 72 santimetre daha fazladır. Buna göre A noktasının bulunduğu kenarın uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi burası kenarın orta noktasıymış. Önce onu belli edelim. Bir de şuradaki cümle çok önemli. Parçalarını birleştirerek oluşturduğu bölgenin çevresi, yani şu kırmızı bölgenin çevresi, henüz parça koymadığı boş bölgenin çevresinden kök 72 santimetre fazla. Şimdi mesela buranın uzunluğuna A dersek burası da A. O zaman burası 2A olur. Buraya B dersek burası da B. Bu böyle zikzakla giden bu kısmın uzunluğuna da C diyelim. O zaman puzzle'la birleştirdiği bölgenin çevresi ne olur? Puzzle'ın çevresi ne olur diyelim. Puzzle'la birleştirdiği bölgenin çevresinde ne var? 3 tane A var. Bakın bir A burada.
2A da burada, 3A. Sonra bir tane B var. Bir tane de C var. Bir de şurası bakın. Peki puzzle koymadığı bölgenin, boş bölgenin çevresi diyelim. Ne olur? Boş bölgenin çevresinde ne var? 1A var, 1B var, 1C var. O zaman bu çevreler arasındaki fark nedir? B'ler aynı, C'ler de aynı. Sadece 3A eksi A, 2A bir fark var bunun çevresiyle bunun çevre arasındaki fark. İşte bize bu ikisinin çevreleri farkını kök 72 olarak vermiş. Kök 72'yi de biz A kök B şeklinde yazabiliriz. 36 çarpı 2 ya. 36 kök dışına 6 olarak çıkar. 2 de içeride kalır. Sonra her iki tarafı 2'ye bölersek A uzunluğu 3 kök 2 bulunur. Bize A noktasının bulunduğu kenarın uzunluğunu sormuş. Yani 2A'yı soruyor. O zaman 2A'yı bulmak için 3 kök 2'yi de 2 ile çarpıyorum. Cevabımız 6 kök 2 olur.